Şimdi arkadaşlar burada AC AB'ye eşit. Neden? Çünkü biz döndürdüğümüz zaman bakın şu yamuğun tabanı olan AB artık AC'ye gelmiş. Aslında burası da AB. O yüzden bunların eşit olduğu soruda önemli bir nokta. Bunları zaten kendi eşit vermiş. Şuraya Y diyorum. İkizkenar üçgenden Y. Sonra e, burada bakın taban açısı X artı Y olduğu için yine B X artı Y. kenardan dolayı X artı Y. Ve Şuraya da arkadaşlar taban açıları eşittir iki kenar yamu mecburen x kaldı B A B ya da C A B ye. Şimdi üçgen iç açılar toplamından dolayı 3x artı 2y eşittir 180 derece. Sonra e, bir de şeye bakalım arkadaşlar. Şurada burası x artı y, burası da 2y artı x. O ne oluyor o zaman? 3y artı 2x eşittir 180. Bu da normal bildiğimiz paralel iki doğru arasında yamukta bu iki açının toplamı 180 demek O yüzden haliyle 3x artı 2y 3 y artı 2x eşit oldu Böylece x eşittir y'ye geldi artık şunları silip x artı y yerine 2x 2x yazarsak 5x eşittir 180 x 36 derece e şıkkı. Düzgün 12genin arkadaşlar 360/ bölü 12'den bir dış açısı şey 360 30 yapıyor pardon. 30 derece olacak bir dış açı. O zaman bir iç açısı da 150 derece olur. İkiz kenar üçgen 15 15 deriz. Tamamı 150 olduğu için buraya 135 kalır. Dış açının da 30 derece olduğunu biliyorum. İki iç bir dıştan 30 artı x eşittir. 135 x 105 derece a şıkkı. Böyle bir e orta noktası var arkadaşlar. E orta noktası olduğu için bence şöyle bir paralel çekelim tamam mı? paralel çekince A'ya 3A dediğim için burası A olacak. Burası da böyle 2A olacak. T orta nokta olduğu için şimdi küçük bir kelebek oldu bakın burada. A A böylece ET de 9 oldu. Bundan sonra ne söyleyeceğiz? X'i bulmak için. Şimdi tabi burada şu üçgene dikkat ederseniz aslında mevzu belli. Artık bitti. Orta taban bu yüzden 9'un iki katı 18 E şıkkı. Kenar bir yamuk olduğu için taban açıları eşit. Önce şunu da yapalım. Burası ve burası eşit açılar. A, A diyelim. Sonra Z'den dolayı bak yine A. O zaman taban açıları eşit. 2A oldu. Aslında 3A artı 90 eşittir 180'den. A 30 geldi. Böylece 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 köküç. 90'ın karşısı da 4 köküç. A şıkkı. Z'den dolayı ikizkenar üçgen DF 15. Sonra karşılık kenarları eşit 15. Yine Z'den dolayı bakın burası da çizgili açı. E haliyle o zaman EC de 15 oldu. Şimdi şunu yapalım. FC'ye 21 olması için 6 kalır. CB ile burada CE eşit olması için 15 olması gerekiyor. Tabii ki X'e de 9 kaldı. D şıkkı. Şimdi burada katlanmış şekli geri açarsak daha iyi görebiliriz. Birçok soruda bunu yapıyoruz. Bazen de katlıyoruz. O an hangisi daha mantıklıysa denemek lazım aslında. Böyle bir açı ortay var. Şuraya arkadaşlar B diyorum. Katladığımızda uzunluk değişmez. Katladığımızda uzunluk değişmez. X ise burası X'tir. Y ise burası Y'dir. Ağırlık merkezinden dolayı AB üstü de Y olur. Böylece şu CE açı ortayından Y'nin 2 yyi oranı x'in 2x oranı zaten 2x 12 x de 6 oldu b şıkkı. Böyle alfa alfa desek z'den dolayı alfa olur 10 10. Böyle bir tabana dik indiriyorum 6 8 10'dan artık 8 8 burası da 6 oldu. Sonra arkadaşlar şurayı da uzatıyorum. Çünkü burada bakın alfa z'den dolayı yine alfa Nerede Z var? Şöyle D, a, böyle yaptığınız zaman bakın bir Z. O zaman açı ortay kenar üçgende aynı zamanda yüksekliktir. Böyle bir kelebek benzerliği oldu. Ve altının 3'e oranı onun da 5'e oranı x eşittir 15 a şıkkı. T, E, 2 katı denmiş. Buraya A'ya 2A diyelim. Şimdi arkadaşlar Burada şu kural hatırlıyor musunuz? Bir paralel kenarda orta noktalar birleşirse bu üçgenin alanı paralel kenarın alanının 3 bölü 8'liydi. Dolayısıyla bu yeşil alanın 8 bölü 3 katı olacak paralel kenarın e, alanı ezber bilgi dursun S. Bunun nereden geldiğini konu anlatımında anlattım o yüzden şimdi vaktinizi almayayım. Buraya S 2S yazdım tabanları aynı böylece 3S oldu arkadaşlar. S'i bize 3 vermiş. O zaman burada e, kaç S? 6 S var. 18. 18'in 8 bölü 3 katını alacağız. 48'miş paralel kenarın alanı D şıkkı. Ben üçgeni önce bir çizelim. Şöyle bir eşkenar üçgen. Sonra kenarları 3'e bölecek şekilde 3, 2 nokta. Şunu şöyle alayım. Yine kenarı 3'e bölecek şekilde 3 nokta. Bunları diyor birleştir. Bu noktaları birleştirince oluşan şekil bir düzgün altıgenmiş bakın gördüğünüz gibi. O zaman buraya A desek, buraya A desek paralelden dolayı yöndeş açılar eşit. Bakın burası da A olacak, burası da A olacak. A, 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 A. Buralar zaten hep böyle. Eşkenar üçgenin bir kenarı 3A geldi. Çevresi 9A. Ve düzgün altıgenin bir kenarı A olduğu için 6A. Böylece çevreler oranı 2 bölü 3 D şıkkı. 2ab 5dc diyor hemen yazalım burası 5k burası 2k alan abc'de 98k noktası abc değil bunun iç çemberinin merkezi İç çemberin çemberinin merkezi demek böyle açı ortayların kesim noktası olacağı için buraya indirdiğimiz yükseklikler birbirinin aynısı olacak arkadaşlar bakın bu şekilde çünkü şöyle bir iç teğet çember düşünün yarı aynı zamanda üçgenlerin yükseklikleridir. Buna göre şuraya h dersek, buraya h dersek normalde yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik 2h. Bu 98'miş. 2'ler gitti. kh buradan 98'i diye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 14. O zaman 5kh'a bakalım. 5kh bölü 2 yani 5 çarpı 14 bölü 2 buradan da 35 geldi C şıkkı.